Evet Galatasaray ve Fenerbahçe haberlerini gazetelerden paylaştık. Şimdi Galatasaray'ın dünkü performansını bir değerlendirelim. Şimdi bir Skype bağlantısı yapacağız Kaya Temelle. Kaya Temel Günaydın. Hoş geldin yayınımıza. Günaydın. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi hemen bir düne giderim istersen Galatasaray'ın Hatay Spor karşısındaki lig açılışını bir konuşalım. Uzun süre geride götürdü mücadeleyi Sarı Kırmızılılar. Bir türlü o beklediği golü bulamadı. Buradan başlayarak aslında maçın son anlarında kırılan ve kopan bir karşılaşmadan bahsediyoruz. Şöyle bir genel değerlendirme yapalım sonra detaylara geçelim. Evet hem Beşiktaş mücadelesine hem de Hatay Spor mücadelesine baktığımız zaman Galatasaray sezona zorlu başladı ve adapte olamadı diyebiliriz. Sezonun ilk maçları her zaman zorlu geçer. Dün akşam sıcak bir ağ vardı. Okan Hoca da buna değmişti. Oyuncuların performansını etkilediğini belirse de genel anlamda her iki mücadelede de Galatasaray'ın yeni sezona hazır olduğunu göremedik. Kağıt üzerinde geçen sezon Galatasaray şampiyon kadrosunu korumuş durumda. İki sezonu şampiyon evet ama e, takıma genel olarak bir dokunuş ve yeniliklerin gelmesini e, düşünüyorum. E, Batu Şuhayi'nin oyuna sonradan e, girerek Okan Hoca'nın hamlesi Batu Şuyay tarafından kullandığı takdirde hani, golü bulduktan sonra Galatasaray tabii ki çok rahat bir nefes aldı ama e, Hatay Spor'un 1-0 öndeyken Ardından Galatasaray'ın Hatay Spor'a karşı atakları, kaleci Erce kardeşlerin kalesinden devleşmesi Galatasaray'ı biraz daha acabaya sokmuştu. Çünkü Beşiktaş mücadelesinde, Süper Kupa mücadelesinde istenilen oyunu ve alınan o hezimet diye adlandırırsak bunu skordan bağımsız olarak da Hatay Spor mücadelesindeki o 1-0'lık bölümde acabalar soru işaretiyle gelmişti. E, fakat ben e, şunu gözlemledim dün gece: Galatasaray'ın hala e, sol bek mevkiinde. Evet, sağ bekte performansını henüz göremedik. Sakatlığı devam ediyor ama e, o noktalarda eksikler olduğunu ve Okan Hocanın e, jokerleri geri döndüğünü gördük. Nedir? E, Berkan Kutlu'nun sol bekte görev alması. E, sağ bekte e, tekrardan Barış Alper'in mücadelesinin ikinci yarısında. O noktaya kaydırılması yani bunlar genel anlamda Galatasaray'ın bu noktalara transfer yapması gerektirdiğini düşündüren durumlar. Okan Hoca takımı daha fazla analiz etmeli diye düşünüyorum. Çünkü Süper Ligi Galatasaray bence istediği gibi başlayamadı. Skor anlamında evet 3 puanı Galatasaray annesine yazdırdı ama oyun içerisinde zaman zaman aksaklıklar oldu. Şöyle bir örnek de vermek istiyorum. Beşiktaş mücadelesinde Nelson'un hatası. Hatay Spor karşılaşmasında dün gece de Abdülkerim'in yetersiz performansı Dyson Sanchez'e e, bu maçta çok görev düştü. Çünkü Abdülkerim Bardakçı'nın da açığını kapatmasıyla iki kişilik oynadı. Orta sahaya gelecek olursak Kerem Demirbay'dan e, Okan Hoca yine e, verim alamadı. istenilen düzeyde performans ortaya koyamadı. Gabriel Sara tabii ki ilk e, maçına çıkıyordu. Olması gerektiği gibi oynadı. Orta sahada da Torreira'nın hakkını teslim etmek gerekiyor. Torreira da aynı şekilde Hatay Spor'a karşı iki kişilik oynayarak Galatasaray'a rahat bir nefes aldırdı diyebiliriz. Şöyle bir kısa bilgi vermek istiyorum sizlere Galatasaray bu sabah Konya Spor maçının hazırlıklarına başladı takım yarın izin yapacak ve ardından da çalışmalarına devam edecek. Şimdi aslında şunu da belki konuşmak lazım. Malum Süper Kupa mücadelesinden bu yana transfer konusunda çok ciddi bir eleştiri var. Ve ligin ilk mücadelesinde de Sara sonradan oyuna girdi. Sabek Gelert'i de henüz göremedik. Ve onun dışında da bazı eksikler göze çarpıyor şu an itibariyle Galatasaray'da. Bu noktada sezona Eksik başlanmış olması sadece formsuz olarak değil aynı zamanda e, gereken bölgelere gereken transferler zamanında yapılmadığı bir şekilde başlanmış olması da acaba e, takımı önümüzdeki süreçte nasıl etkileyecek ne dersin? Evet e, şöyle bir durum var Galatasaray yönetimi e, teknik direktörü de zaten şöyle bir düşünce içerisindeydi. Hangi noktalarda eksiklerimiz var bizim diye düşündüklerinde 2 ve 8 numara üzerinden ilerliyorlardı ama şu anki durumda hem Beşiktaş mücadelesindeki alınan o mağlubiyetten sonra Hatay Spor'a karşı zorlanarak alınan 3 puandan sonra da ve takımdan ayrılacak olan isimlerin ardından e, birden fazla noktaya transfer yapmayı e, düşünüyorlar şu an hem Galatasaray e, şu an işte Zahan'ın ayrılığı da konuşuyor dilerseniz ona da değiniriz e, ilerleyen dakikalarda hem bir kanat e, transferi hem sol Solbek hem Stoper ve On numara fırsat transferi düşüncesi var Galatasaray'ın. Yani hem Beşiktaş mücadelesinde bu mağlubiyet alınmasa... ...Hatay Spor'a karşı böyle zorlu bir lig açılışı yapılmasa... ...Galatasaray bu noktalara transfer düşünür müydü diye... ...açıkçası ben de düşünüyorum. Şu anki durumda hangi futbolcuların takımdan ayrılacağı önemli. Duba'nın ayrılığının olacağını defalarca burada dile getirmiştik. Ama dün gece Okan Hoca Dubua'ya bir şans daha vermişti benim düşüncem Dubois yine bu şansı değerlendiremedi. Özellikle ilk yarıda Galatasaray takım anlamında zaten beklentinin altındaydı. İkinci yarıda değişikliklerle beraber Galatasaray biraz daha hareketlenmişti. Bu noktalarda da transferler işte Yelerte, yedek olarak mı Dubois takımda tutulacak Yoksa o mevkide Ali Turap, Bülbül gibi Galatasaray'ın genç oyuncuları var. Okan Hacı onlarla mı yedekleyecek? Yoksa yeniden bir transfer hamlesi gerçekleşecek mi? Solvek'te köylün satışını konuştuk haftalarca. Spartak Moskova'dan oyuncu ilginin olduğunu defalarca iletmiştik. Ama oyuncunun Rus ekibini tercih etmediğini söylemiştik. Kerem Aktürkoğlu'nda da aynı durumlar mevcut. Açıkçası bir karışıklık var. Şöyle bir karışıklık var. İlk önce Galatasaray hangi futbolculardan çıkılması gerekiyorsa bunlardan çıkması gerekiyor. Ondan sonra eksik noktalarında da transferlerini bir an önce yapması gerekiyor. Zaten transfer döneminin bitimine nereden baksanız bir aydan fazla bir süre var. Bu süre içerisinde de oturmuş kadro, evet Galatasaray'ın son iki yıldan beri oturmuş kadro üzerinden sürekli yorumlar yapıyoruz. E, fakat ama yeni sezonda biz bu oturmuş kadroydu sağda bir türlü e, bir e, gazeteci olarak ben göremedim. Yani taraftarlar da bence eminim Galatasaray taraftarları da bu şekilde düşünüyordur. Eksik noktalara gidilecek olan noktalara transferler bir an önce yapılması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi biraz içeride neler yaşanıyor aslında bunu da konuşabiliriz. Çünkü hem dün Başkan Dursun Özbey'in açıklamalarında hem de Okan Buruğ'un açıklamalarında dışarıdan deniyor evet ama bir taraftan da içeride bir rahatsızlık yaratan grup, kesim, kişi veya işte neyse bir durum var orada. En son ZA konusunda işte gündeme gelmişti. Bir arkadaşı ZA'yı hoca seni eleştiriyor demiş şeklinde bir yorumu oldu Okan Buruğ'un. Keza Kerem Aktürkoğlu konusunda kimin içeriden bir Bilgi sızdırdı. Geçen sezon kadro işte transfer bu bilgilere dair Okan Buruk'un hep bir serzenişi vardı. İçeriden birileri bilgi sızdırıyor şeklinde Şimdi bu bir kaos, bir kriz ortamı yarattı dedik Galatasaray'da ve bunun ilk halkası Zaha ile yollara ayırmak oldu. Biraz tırnak içinde toksik diyebileceğimiz bir durumu artık evrilmişti Zaha konusu. En son taraftarlarla da sosyal medyada bir atışma içine girdi Zaha ve neticede gitti. Şimdi bir başka kriz diyebileceğimiz tırnak içinde Kerem Aktürkoğlu'nda da benzer bir durumun yaşanmasını bekliyor musun? Bu ayrılıklar takımdaki o havayı acaba nasıl toparlayacaktır? Evet yani hem Okan Hoca'nın açıklamaları hem de Sayın Başkan Dursun Özbek'in sabahki basın toplantısında mücadele eden önce gerçekleştiği basın toplantısında da benzer söylemleri dile getirmişti. Galatasaray'ı hem içeriden hem dışarıdan karıştırmak isteyenler var denilmişti. Şöyle bir durum var Galatasaray herhangi bir oyuncuya teklif götürdüğünde bu teklif mektupları e, sosyal medyada e, yayılmış durumda. Bundan dolayı Galatasaray yönetimi çok rahatsız ve e, içeride evet köstebek olarak adlandırılabilir bu durum ama e, bunun içeriden mi gidiyor yoksa oyuncunun tarafından işte tabii ki kulüpler şöyle bir durum var bir oyuncuya teklif götürdüğünüz zaman gizlilikleri korumak zorunda her iki tarafta. Ama e, karşı tarafın menajeri tarafından mı veriliyor? Bunların hepsi büyük bir soru işareti. Zaha ayrılığı Galatasaray'da zaten e, sezon bittikten sonra bunu buradaki yayınlarda da biz dile getirmiştik. Hem Zaha'ya hem Ziyeş'e e, teklif gelmesi halinde Galatasaray bunları değerlendirecek e, demiştik. Zaha'ya gelen teklif ilk önce e, bu bilgiyi de verelim burada e, Crystal Palace'tan bir ilgi gelmişti. Oyuncu mücadelenin bir gün öncesinde. Eski takımıyla el sıkışmıştı fakat Galatasaray şartları uymadı gelen tekliflerden dolayı ve oyuncunun transferi Leicester City'e şu an dönmüş durumda ve artık imza aşamasına gelindi. Galatasaray oyuncuyu 9 milyon euro civarında bir kiralama bedeliyle. E, İngiltere'nin yolunu tutturacak oyuncu şu anki durum bu yönde. Kerem Aktürkoğlu'na da gelecek olursak kafasının karışık olduğunu e, defalarca e, dile getirmiştik. Çünkü şöyle bir durum var. Evet e, oyuncuya 3 ülkeden 3 kulüpten e, teklif var demiştik. Suudi Arabistan'dan var demiştik, İngiltere'den var demiştik ve İspanya'dan teklifler var demiştik. Ama şu an Kerem Aktürkoğlu için en ciddi aday Rus ekibiydi. Fakat şöyle bir durum var Rusya'daki e, durum ortada hem savaştan etkilenmiş bir e, futbolcu topluluğu var hem takım Avrupa'da oynayamıyor. Bundan dolayı da Kerem Akdirkoğlu'nun tercihi e, Rus ekibi olmadı. Yani e, Kerem'e defalarca bu teklif önüne koyuldu. Evet iyi bir maaş da teklif edildi 4 milyon 5 milyon euro e, bandında Galatasaray'da 13 milyon euro üzerinde bir bol servis teklifi yapıldı. Ama Kerem kendisinin orada bir gelecek görmediği için takımda kalmak istediğini ve dünkü Hatay Spor mücadelesi öncesinde de Kerem Aktürkoğlu'nu Galatasaraylı tribünler çağırarak moral motivasyon sağladı diyebilirim. Peki. Kaya Temel çok teşekkür ediyorum yorumların için. Güzel bir hafta sonu diliyorum sana. Rica ediyorum. iyi yayınlar. Çok teşekkürler.